içinde ilk tabağıma süt koyuyorum. İkinci tabağıma un, üçüncü tabağıma yumurta, dördüncü tabağıma da mısır gevreği koyacağım. Sade olanları alacaksınız. Hani bu içi böyle şekerli, renkli olanlar var ya, onlardan kesinlikle değil. Sade, yalın olanları. Son tabağımıza mısır gevreği tamamen koydum. İkinci tabağıma un. Sütümüz. Şimdi gelelim baharatlara. Tuzumuz. Unumun içine koyacağım bütün baharatları. Şimdi karabiberimiz. Bir tatlı kaşığı kadar sarımsak tozu. Burada sevdiğiniz bütün baharatları ekleyin. Biraz da kırmızı toz biber alacağım. Evet. Şimdi bütün baharatları ve unu birbirine karıştırıyorum. Tavuklarımı şu şekilde şinistel için tavuk göğsünden kasabanızı hazırlatıyorsunuz. Vakti olanlar bunu birkaç saat sütün içinde bekletirse çok daha lezzetli olur. Şöyle iyice gömülmelerini istiyorum sütün içine. Şimdi bir yandan da yağımı kızdıracağım. Bildiğiniz ayçiçek yağı kullanıyorum. Koyduğum yağın yüksekliği tavanın yarısını geçmeyecek. Yani bu kadar yeterli. Sütteki tavuklarımı şu şekilde alıyorum. Önce una. Her yerin iyice unlanmasını istiyorum. Fazla unu şu şekilde tabağınıza dökün. Sonra yumurtaya. Yine her yerine yumurtanın gelmesi lazım. Aksi takdirde mısır gevreklerini yapıştırmakta zorlanırız. Fazlasını döktüm. İlk şinistelim hazır. Şimdi aynı işlemi bütün tavuklarım için tekrar edeceğim. Tezgahı toparladık. Ondan sonra sos için bütün malzemeleri de getirdim. Şimdi kontrol edeceğim şöyle. Böyle yapıyorduk. Yağım istediğim sıcaklıkta, iyice ısınmış olması gerekiyor. İkinciyi koymadan birazcık bekleyin. Çok hızlı pişecektir. Şimdi o kızarırken hemen sosa başlayalım. Ocağın altını açıyorum. İçine tam tamına bir su bardağı kadar krema ekleyeceğim. Dediğim gibi yağım iyi kızdığı için hemen oldu şinistellerim. Şöyle bunlar oldu. Hemen diğerlerini koyacağım. Kremamın altını açıyorum. Şimdi içine ne peyniri istiyorsanız. Ben bugün birazcık beyaz peynir koyacağım. Beyaz peynirleri kremanın içine koyuyorum. Kremam altını kıstım. Kısık ateşte iyice erimelerini istiyorum. Şimdi beyaz peynirin yanına benim dolabımda biraz da eski kaşar vardı. Ben ondan ekleyeceğim. Tamamen spontane. Siz de ne istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Hemen bunlar da içine gidiyor. Yavaş yavaş erimeye başladılar. Peynir soslara frenk soğanını çok yakıştırıyorum. Ama frenk soğanı her markette her zaman olmayabiliyor. O zaman ne yapabilirsiniz? Taze soğanın arkalarını, yeşil kısmını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi biraz daha parlak olması için şöyle bir kare tereyağımı ilave ettim. Tekrar karıştırıyorum. Peynirler tamamen eridi. İçine soğanlarımı ekleyeceğim. Şöyle hafif de soğusun. Gelelim sunum pastasına. Şinistellerimi hiç bölmeyeceğim çünkü bu şekilde servis yapılıyor. En son üzerine bir tane limon dilimlemek istiyorum.